Evet hanımlar, dördüncü günümüzde Kübra yarıştı. Evet, eleştirileriniz oldu ama beğendikleriniz de oldu. Artık çok iyi biliyorsunuz, puan vereceksiniz. İlk üç gün kullandığınız puanları bugün veremezsiniz. Dolayısıyla eksik olmadığı için de üçten başlamak durumundasınız. Buyurun, puanlarınızı yazabilirsiniz hepiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Yani gerçekten tabaklarımı, bardaklarımı, ralılarımı, tuflalarımı hepsini Konya'dan ve uçakla taşıdım. Bir hayli yani özenliydi. Yani emeğime evet. Gerçekten saygı gösterip güzel bir puan vermenizi istiyorum. El açması böreğim de vardı. Yani tamam, hazır Rıfka'dan da vardı ama el açması da vardı. Yani beğendiyseniz gerçekten adaletli puanlar vermenizi evet. istiyorum. Her gün olduğu gibi bugün de evet. sizden adil ve hakkaniyetli evet. puanlar. Evet, beğendiklerinize göre, beğenmediklerinize göre. Buyursunlar, buyurun yazın lütfen. Herkes biliyor 3 gündür verdiği puanları. Onları yazamazsınız. Bir kez daha hatırlatayım. Yazarsanız değiştirmek zorunda kalırsınız. Çünkü puan sistemimizde bir kez verdiğiniz puanı bir daha kullanamıyorsunuz. Bakalım hanımlar nasıl buldular senin yemeklerini? Puanlar konuşacak şimdi. Herkes yazdı mı? Evet. Herkes emin mi puanından? Her gün soruyorum biliyorsunuz. Değiştirmek isteyen varsa şu an değiştirebilir. Puanım az oldu veya çok oldu diyen var mı aranızda? Var mı? Yok. Yok. Peki. O halde yarın büyük final biliyorsunuz. Bakalım, Kübra için çok önemli şu an. Yarışmadaki kaderini puanlar belirleyecek ve bu puanların ilki de Necmiye Hanım'dan gelecek. Buyurun Necmiye teyze, açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Benim puanım 5. Neden 5 Necmiye Hanım? Ama ne yaptın? Neden 5 Necmiye Hanım? Tek 5 puanınız olduğu için 5 verdiniz değil mi? Yani başka bir puanınız olsa 3 olsa 3 verecektiniz. 4 olsa 4 verecektiniz. Yok. Ama sen her şeyi beğendin be evet, Necmiye Hanımcığım. Çorbasını... Nereden kırdın şey, puanları? Çorbanla böreğinden kırdım. Hayır, çorbamla böreğim gayet güzeldi Necmiye Hanım. Tamam hadi, kırdın bir puan ondan, bir puan kırdın. 8 kalıyor geriye. 8 kalıyor. Başka neyden kırdın? Hayır Zuhal'cığım, gerçekten elinde sadece 5 puan olduğu için 5 verdi. Ama 7'si, 8'i, 9'u, 10'u da var. Onlarınız verilmez. Onlar yasak puan gibi görülüyor. Aa, doğru valla. Yasak değil. Ben senden 7 beklerdim en az. Beğendin. Ben 8 bekliyorum. Ana yemeklerini beğendin, salatasını beğendin. Ana yemeğini beğendim. Güzeldi. Ama yani ama oldu mu? Ne demek, zaten 3 puan Necmiye teyze. Yani 3'ten de aşağı veremeyeceğine göre et de 6 puan yapıyor yani. İlk gün 6 verdi Şahide Hanım'ın gelin. Yani. Gelinle. Yok, bana 6. Ha pardon, kime 6 verdi? Rabia. Alman yemekleri mi hoşuna gitti Necmiye Hanım? Yani. Alman yemekleri değil. Demek ki öyle. Yok. Siz de maksa ikiniz de ona şeyine göre. Şeyine göre verdim. Alman yemeği değildi, normal Türk yemeğiydi. Evet, o Alman olduğu Alman isimlerini Almanca olarak bildiği evet, için öyle söyledi. Gayet belli oluyor yani. Gayet belli oluyor. Siz ilk defa yemişsiniz. Ama olabilir. Yani. Gelinim daha 2,5 yıllık gelin ya. Olabilir. Ben de 4,5 yıllık gelinim yani. 2,5 yıllıkken de ben bunu yapıyordum. 1 yıllıkken de yapıyordum. Türk yemekleri yaptınız. Evet. Biz zaten Türk'üz yani. Biz de Türk'üz. Allah'ımıza şükür. Evet. Valla bakayım Şahide Hanım kaç vermiş? 3 ve 4 puanlarını görmüşüz onda. Duyduğun gibi puanlar valla 3, 4, 5 evet. bu civarda yani geziyor. Yani olmayan yemeklere o puanları vermişler. Gerçekten olan yemeklere 7, 8 bekliyorum yani. Neden böyle puanlar veriyorsunuz anlamıyorum. Bir kayınlana sor bakalım niye ya o kadar. Ya kayınvalidem değil, yemekleri ben yaptım. Bana puan veriyorsunuz. Bizim yemeklerimde gelinleri yaptım. Herkes yani. Yapıyor. Yemeklerin değil, yemeklerine puan veriyorsunuz siz. O zaman hakkı mı yiyorsunuz? Kayınvalideme puan veriyorsunuz. Benim gelinimin de hakkını yediler. Gayet güzel de yemekler güzel olsaydı, çıkardı. Güzel olsaydı kayınvalidem sizden puanınızı kırmazdı. Gayet güzel yemekler çıkardı, kırdı. Çünkü siz ona öyle söylediniz. Yok, ben falan söylemedim öyle. Siz sadece söylediniz, itiraf etti. Kayınvalideniz itiraf etti. Kayınvalideniz itiraf etti, kendi söyledi, söylemedi. Evet, söyledi. Yani tamam, eksik masaya dedim, neden 4 verdi? Tamam, bunu söylemiş olabilir. Diğer puanları için ne düşünüyorsun kayınvalidenin? Yani olmamışlar zaten Zuhal Hanım. Ha, anladım. Olmamış yani, olsaydı verirdi, ben inanıyorum. Ben zaten 3 ver, 4 ver asla demedim. Benim evet. yemeklerim gayet güzeldi. Olan masaya hakkını ver anne dedim. Senin zaten. Yemeklerinden emin ol, benimkiler daha güzeldi. Valla onu puanlar konuşacak, final günü konuşacak onları. Başka tabii şey ki, hak eden kazansın. Aynen öyle, hak eden kazansın, ben de öyle söylüyorum. Yarın da göreceğiz zaten yani, kim hak etmiş, kim kazandı. Yarın görünce de göreceğiz zaten. Yani ben hak edeni kazanacağından eminim. Kazanana helal olsun. Helal olsun, tabii ki de helal olacak zaten. Yani. Evet, Şahide Hanım'ın puanını görelim. Buyurun Şahide Hanım. 6. Ben 6. ana yemeğine verdim. Teşekkür kapatabilirsiniz. Evet. Bu hafta ikinci kez 6 puanı görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Yani keşke 7, 8 de kullanabiliyorsunuz. Bunu unutuyorsunuz.
hani hatırlatmak gerekiyor galiba. Ben hep diyorum bizim 7 8 9 puan fazla ay verdim. Yani gerçekten 2 puan fazla verdim. Keşke... O da verdiğine bile yani pişman oldu. Evet. Ama keşke yani tatlı yine ben 6 verdim. Nasıl program yani 2,5 saat içinde ama, onları tam alıp tam yapmak ama zorundayız. Ama benim yani derim de aynısını yaptı yani. Ben tamam tandır, bir eksi ben o da ana yemekte tandır ekmeğini, ben ana yemekte tandır ekmeğini küflü getirseydim hoşunuza gider miydi? Ama bak ne diyorum? Evet. Ana yemeği şey tatlısını elinde olmayaraktan evet çıktı evet, o. Evet doğru haklısınız. Ama verdiğine bile pişman oldu. Gelinim böyle böyle söyledi dedi. Yani 4 puan verdi. Ben ondan yine de 2 puan fazla teşekkür verdim. Ediyorum. Teşekkür benim yemeklerim de hep tamam olduğu halde 3 verildi, 4 verildi. Bakalım Rabia Hanım'dan kaç puan gelecek? Onun da 4 ve 3 puanlarını görmüşüz. Diğer kayınvalideler gibi. 4, 3, 3, 4. Bakalım bugün kaçı tercih etmiş? Gelinimizle aralarında gergin diyaloglar yaşandı. Puanlarını nasıl aksetti acaba? Buyursunlar Rabia Hanım. Açın ve söyleyin lütfen bize. Benim puanım 5. 5 çünkü en düşük puanı 5 olduğu için 5. Yani 7, 8 kullanılamaz. 6 idi zaten. Değil. Yemeklerini aynen beğenseydim ben adaletli davranırdım. Çok hiç eminim. Gerçekten çok eminim. Hiç alakası yok. Söylediklerinize neden hiç bu puanı gelmiyor da masanıza verdim. Teşekkür masanızı ederim. Masanızı beğendim. Ve yine de saygımı bozmuyorum. Teşekkür ediyorum size sadece. Rica ederim. 3 olsaydı kesin 3 verirdi zaten. Yok 3 vermezdim. Masanızı çok yani beğendim çünkü 3 vermezdim. Teşekkür vermez ediyorum. Sağ olun. Ben emek emek hepsini tek tek yani uğraştım. Biz yaptım de emek emek hepsini evet tek tek yaptık. Sofra masanızı getirdiniz. Örtünüzü getirdiniz mi mesela? Tabii ki. Tuplanızı, ranınızı. Her şeyimizi. Çiçeğinizi, mumunuzu. Her şeyimizi getirdik. Tabaklarınızı. Göreceksiniz her şeyimizi. Evet, tamam. Evet. Sizin yapmanıza gerek yok, göreceksiniz. Yani şey söylemiyorum, ne söyleyebilirim yani. Benim evet derken ben yalan söylemiyorum. Hayır, ben yalan söylediniz demedim her ki. Her şeyimizi evden yani getirdik, evet göreceksiniz seyrettiğiniz göreceğim zaman. Aynen. Evet, Filiz Hanım'dan gelecek bugünün son puanı. Buyursunlar Filiz Hanım, siz de paylaşın bizimle verdiğiniz puanınızı. Kaç? 4. Yani 4'lük bir masa mıydı? Pes. Gerçekten 4'lük bir masa mıydı? Verilen emeklere yazık yani. Gerçekten verilen emeklere yazık. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. 4 ne ya? 4 yani Zuhal Hanım. Ana yemek bile 4 değil. 5'lik bir yemekti. Ya benim gelinimin o kadar emeği var mı? Ya sizin gelininiz değil. Bugün ben konuşulacağım. Bugün benim masam olabilir konuşulması gerekiyor. Olabilir. Yani neden hep sürekli kendi gelinizi öne sürüyorsunuz? Ya sürerim çünkü o kadar emek verdi ki o da çok emek verdi. Ama oluyor ama yanlışım bu oluyor. Bakın herkes emek verdi de herkesin emeğinin sonucu aynı mıydı? Aynı mıydı? Değildi. Değildi. Yani hiç mi fark yok? Bütün yani hafta bugün ha perşembe herkesin yemeği 3 4 5'lik. Yani hiç kimseninki çok güzel değildi değil mi? Biz hiç aynen yüksek aynen puan göremedik. 6. Yani herkesin demek ki çok vasat, çok kötüydü ki masaları. Çünkü 6 bile vasat ortalama bir puan. 7'den itibaren yüksek puan. Yani hiçbirinizin gelini 7'lik, 8'lik, 9'luk değildi yani. Ben o sonucu çıkarıyorum. Evet. Olsun ben yine de hepinize teşekkür ediyorum. Saygısızlık ettiğiniz için özür diliyorum. Kusura bakmayın. Evet eline emeğine evet sağlık. Yarın sağ görüşeceğiz sağ yakın zamanda seninle. Büyük finalde bir arada olacağız. Sen puanımı diğer gelinlerinkiyle beraber öğreneceksin. Tıpkı seyircilerimize, kayınvalidelerimiz gibi. Yarın büyük gün. Necmiye Hanım ve gelini gelecekler final yarışmacısı olarak. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.